Bugün yine akılda kalacağına kayıtta kalsın programının bir başka bölümüyle beraberiz. Bu programı, yani Turgut Cansever'le ilgili bu programı... Ha bu arada, evet. Turgut Cansever'le ilgili bu programı zaten bir, bir, bir buçuk haftadır yapayım diye düşünüyordum. Dün de deprem oldu. Yani denebilir ki deprem oldu diye mi böyle bir program yapıyor? Hayır. Bu arada İzmir'deki depremden dolayı yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyorum. Evet bugün Turgut Cansever'in 1995 yılında Habitat 2 konferansı için hazırladığı raporu okuyacağım, üzerine konuşacağım. Bu arada ben kendi yayınıma ulaşamadım. Yani canlı yayında mıyım emin değilim. Ha, şurada. Evet. Ya bir kişi yazabilir mi? Sıkıntı yok sizi duyuyoruz falan gibi. Mümkünse. Neyse. Muhtemelen duyuyorsunuzdur. Hep aynı şeyi yapıyoruz. Evet. Ee, elimde bir rapor var. Dediğim gibi Turgut Cansever'in Habitat 2 konferansı için şehir ve konut üzerinde düşünceler diye yazmış olduğu bir rapor. Habitat nedir? Gençler bilmez belki. Habitat e, 70'li yıllarda olması lazım. Birleşmiş Milletler'in, devletlerin özellikle gelişmekte olan ülkelerin veya geri kalmış ülkelerin, şehirlerinin daha iyi nasıl yapılacağına dair yapmış olduğu toplantılar üzerine kurulu bir şey. Bunun birincisi Kanada'da ikincisi de Türkiye'de yapılmış İstanbul'da. Turgut Cansever'de 1996 yılında yapılacak bu toplantı için bir rapor hazırlamış. Rapor tarihi 1995 İlk sayfada şöyle diyor. Bu rapor Turgut Cansever'in başkanlığında Hak İş, Çocuk Vakfı, Bilim ve Sanat Vakfı, Mimar ve Mühendisler Grubu'nun sekreteryasını üstlendiği komisyon tarafından hazırlandı. Yayını hazırlayan Mustafa Ruhişir'in redaksiyon doçent doktor İskender Pala. İrtibat adresleri verilmiş. Turgut Cansever, Cihangir Caddesi, No 10, 14 Taksim 3, Cihangir İstanbul. İçinde neler var ona bakalım. Habitat 2 konferansı, sorular ve sorunlar ve yöntem, Türkiye konut ve şehirleşme sorunları, süreç katılım katılımcılar, geleceğin sorunları ve yapılması gerekenler. Ondan sonra öncelikli konu diye 14 tane konu verilmiş. Bunlar konut üretimi için tercihler, ülke yerleşme sisteminin kurulması, ülke yerleşme sistemi, şehirleşme ve konutta israf şehir ve çevre, kaynakların doğru kullanımı, toplumsal hayat ve işsizlik. Evet bu arada Abdurrahim Özer, Yunus Emre Özdemir, Nevbahar. Teşekkür ederim. Ha görüntü de görüntü yok demiş. Görüntüyü de resimler var. Onu açayım. Şöyle dönsün Turgut Cansever'in işleri falan bulduğum kadar kısa zamanda. Evet. Böyle gir giriş yapalım. Sorunlar ve yöntem demiş 1996 Habitat 2 İstanbul konferansında Türkiye raporunun veya e, hükümet dışı kuruluşlar tarafından yani NGO demiş Non Government Organizations raporun hazırlanmasında Birleşmiş Milletlerce öngörülen konular konuların ele alınmış olması bu konuların ülke ortamında incelenmesi ve zenginleştirilmesi ve bu raporun yine Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nca filan geçiyorum. Bu arada şunu söyleyeyim, bu rapor 1995 yılına ait. Yani 2020'deyiz, 25 yıl olmuş. Yani şu rapor dikkate alınsaymış hakikaten baya bir şey olurmuş. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Habitat 2 İstanbul Konferansı'nda müzakere edilecek konuları demiş. İnsanların çevrelerinin oluşması ve yönetimi için alınacak kararlara katılması, participation. Sürdürülebilir, devam ettirilebilir bir gelişme, sustainable, adalet üzerine düzen, equity, bu amaçlara yönelik olarak insanların toplumun önündeki engellerin kaldırılarak yapabilir, enable olmalarının temini demiş. Anladığım kadarıyla bu o zamanki Habitat 2 konferansının çok emin olmamakla birlikte belirlediği dört konu olarak düşünüyorum. Öyle olması lazım. Birleşmiş Milletler Teşkilatının habitat 2 için yaptığı ön hazırlıklar 1976 Vancouver toplantısından beri yani ilk habitat toplantısı demek ki 76'da Kanada'nın Vancouver şehrinde olmuş. Vancouver'da alınan kararların uygulanmasından hangi sonuçların alındığının tespit edilebilmesi ve böylece gelinen noktanın belirlenerek ileride yapılacak işlerin neler olduğunun tespit edilmesine bir temel oluşturulması üzerine bina edilmiştir. Derin ve köklü değişimlerin yaşandığı ülkemizde konut şehirleşme ve çevre sorunlarının oluşumundaki olumlu ve olumsuz sonuçları ve gelişmeyi şekillendiren etkenleri belirleyecek tarihçenin varılan noktayı ve en önemli değişmelerin cereyan ettiği dönemleri evveli ve sonrasıyla anlatır tarzda ele alınması zorunludur. Keza bu önemli değişmeleri kapsamayan bir tarihçenin yanıltıcı sonuçlar vereceği de aşikardır demiş. Adalet üzere olmak, sürdürülebilirlik, katılım, insanların kararlara katılımı ve yapabilir kılınması açısından bir geleceğin tasarlanması bu tasavvuru gerçekleştirecek politik, politika ve stratejilerin ve sair aletlerin neler olduğunun belirlenmesi Habitat 2'nin amacı olup bu amacın gerçekleşmesi de ancak bütünü kapsayan bir yaklaşımla gerçekleşebilir. O halde Türkiye raporunun ülkede mevcut binlerce dernek, vakıf vesaire kuruluştan 150 tanesini davet ederek Bunların yazdıklarından cümleler alınarak vücuda getirilmesi yerine Birleşmiş Milletler Habitat Ön Hazırlık Grubu'nun öngördüğü gibi toplumun konuyla ilgilenmesini sağlayıp konular ve çözümler etrafında toplumsal mutakab mutakabatların sağlanması en akılcı yol olarak görülmektedir. Yani bu şehir meseleleri hakikaten toplumun ilgisi çekilmeden, toplumun katılımı sağlanmadan pek gerçekleştirilebilecek bir şeye benzemiyor. Toplumun kesinlikle katılımcı olması lazım. Aksi takdirde 1992 yılında tamamlanan ve Aile Araştırma Kurumu'nun girişimiyle Sayın Profesör Sacit Adal'ın başkanlığında geniş bir kadronun hazırladığı raporu aşamaz. Bilindiği gibi o rapor ülkemizde yapılmış en şumullü konut araştırmasıdır. Şehirlerimizde yaşayan nüfusun %92.8'inin bahçesi olan evlerde yaşamak istedikleri ortaya konulmuştur. Mamafi, devletçi, elitist, emredici yaklaşımlar Türkiye'deki konut sorununu bu 1-2 katlı evlerden daha çok pahalı olmasına rağmen ve önemli iktisadi mali kayıplara sebep olan aynı zamanda ki buna deprem de diyebiliriz. Aynı zamanda Habitat 2'nin amaçlarına aykırı olarak katılım ve insanların yapabilir kılınmasını imkansız, imkansız, imkansızlaştıran gayri insani ve spek spekülatif olma niteliği yeni meçeleriyle de devam eder. Teknokratik toplu konut. Turgut Cansever bu teknokrat ifadesini çok kullanır. Biliyorsunuz teknokrat daha çok siyasette kullanılan bir ifadeydi eskiden. ...şu an pek kalmadı çünkü yöneticilerde pek teknokrat kalmadı. Eskiden mesela işte Süleyman Demirel, Turgut Özal... ...mesela onlar hep mühendis kökenli oldukları için... ...ondan sonra yönetici, elit, elit kesim hep ağırlıklı mühendis olduğu için... ...bunlara Turgut Cansever daha çok teknokrat kafa gibi şeyler söylerdi... ...veya teknokratlar denirdi bunlara. Turgut Cansever de bunu alaya alırdı bildiğim kadarıyla yani... Sadece mühendis kafasıyla hareket eden insanlar için söylüyordu. Teknokratik toplu konut adlı uygulamaları gündeme getirmiştir. İşin daha da kötüsü bunun bir çözünmüş gibi gösterilmesi şeklindeki yanılgı, ülkemizin bu konuda dünyanın 70 yıl evvel denediği ve olumsuzluğu kanıtlanmış yanılgıları devam ettirerek, itibar kaybetmesine ve konut sorununda yeni çıkmazlara sürüklenmesine de sebep olmaktadır. 70 yıl önce denendi dediği şey anladığım kadarıyla bu apartmanlaşma oluyor. Habitat 2 gibi uluslararası bir toplantıda hükümetimizin halkının istediğini önleyen, halkının istediğinin tam aksini yapmaya kararlı, halkını, halkın ve insanlarını en yakından ilgilendiren evler ve imar çevrelerinin şekillenmesine ve oluşumuna katılma hakkı tanımayan, insanların yapabilme imkanını geliştirmeyi gündemine almayan bir tavır ile dünyanın karşısına çıkması demokratikleşme süreci içindeki ülkemiz ülkemize affedilmez bir haksızlık olacaktır ki gördüğümüz kadarıyla hiçbir değişiklik olmamış sistem biraz daha başarılı şekilde devam etti şu anda. Yani şu anda aslında ne oldu? Eskiden kötü yapılan apartmanlar bugün biraz daha iyi yapıyor, iyi yapılıyor. Bir de bu iyi yapılan apartmanlar ekonominin bel kemiği oldu. Bu açıdan ben hatta Twitter'da geçen paylaştım. Ne olmuş Turgut Cansever'in bu raporundan sonra diye 1995'ten 2020'ye kadar Turgut Cansever diyor ki 50 milyon insan için konut yapmalıyız diyor. Bu ortalama diyelim ki 17, 18, 20 milyon konutsa bahsettiği 20 milyon konutun 15, 16 milyon civarı şu anda yapılmış vaziyette 95'ten sonra. Yani o günlerde bir karar alınsaymış bu 15, 16 milyon konut çok daha farklı bir şekilde yapılabilirdi aslında. Devam edelim. Bizce Birleşmiş Milletler Ön Hazırlık Grubu konuları kadın erkek zemini üzerinde ele almakla bir yetersizliğe kapı aralamıştır. Demek ki Birleşmiş Milletler konuyu kadın erkek üzerinden incelemiş. Ancak Turgut Cansever diyor ki burada bizse diyor bunu çocuklar, yetişkinler, yaş, yaşlılar yani kadın erkekten ziyade çocuk ve yaşlı olarak da meselenin ele alınması gerektiğini söylüyor Turgut Cansever. Türkiye konut ve şehirleşme sorunları. Bakalım. Türk halkının %92 kadarı ABD'de, Japonya'da, Almanya'da, İngiltere'de eski Türk şehirlerinde olduğu ki, olduğu gibi bahçesi bulunan evlerde yaşamak isterken bir avuç teknokrat Türk halkını apartmanlarda yaşamaya mahkum etmektedirler. Konut üretimi ve işletmesinde yatırım ve işletme masraflarının ekonomik gelişmeyi önleyen israf düzeyine gelmesinden doğacak sorunlarda Halkımızın ve ülkemizin uzman ve yapımcılarının bu katılımıyla çözümlenebilecek. Ayrıca ülkemiz bu çok önemli uluslararası platformda 50 yıl evvel geçersizliği kesinleşmiş yaklaşımlar ile temsil edilmenin utancından da kurtulmuş olacak ve çağdaşlığının onurunu yaşayabilecektir demiş. Devam edelim. Ben hepsini okumuyorum. Kendi aldığım ilgi çekici notlara bakıyorum. Kitabın ismini veya bu raporun ismini tekrar edeyim. Belki ulaşabilirsiniz. Habitat 2 konferansı için şehir ve konut üzerine düşünceler. Bir internette aratırsak ben aratmadım ama elimde var bu. Serveti çeşitli yollarla. Ha bu çok güzel bir ifade. Twitter'da paylaşmıştım. Serveti çeşitli yollarla savaş, geliştirme ve bilgi yeteneği kendi coğrafyalarına taşımış bulunan bu arada servetin kaynağı olan ülkelerin hem bu kaynaklarını tüketerek hem de bu ülkelerde insanların kurdukları sistemleri yıkarak mahalli çözüm yollarında tıkamış bulunan zengin ülkelerin ve o ülkelerin insanların hayatını şekillendiren tüketimi kısmak suretiyle oluşturulacak kaynakların şu ya da bu ölçüde fakir, aç ve barınaksız bırakılmış ülkelere aktarmaları bu ülkelerin kendi tarihi tecrübeleri içinde mevcut mahalli çözümlerini yeniden hayata geçirmelerine yardımcı olmaları ahlakın ve adaletin ilk şartı olacaktır. Ne demek istiyor burada? Diyor ki işte güçlü batı devletleri Sömürgeleştirdiği ülkelerin zenginliklerini aldıkları gibi bir de oranın sistemini bozdular diyor. Yani oranın kendine ait bir sistemi vardı onu da bozuluma uğrattılar. İşin garip yanı sömürge, sömürgeleştirilmemiş bir ülke olarak aynı biçimde hareket etmemiz bizim. Fakat buradan şunu anlıyoruz biz düşünce ve zihni olarak sömürgeleştirilmişiz bu net yani. Çünkü niye o zaman bu kadar bozuluma uğradı bizim kendi yaşam biçimimiz? yani ada diğer sömürgeleştirilmiş ülkelerle aynı kaderi paylaşacak paylaşıyor isek burada bir bir şey aramak lazım yani. Tamam çok şükür hiç sömürge olmamışız ama biraz demek ki şunu anlıyor insan düşünce olarak ve zihni olarak biz de sömürgeleştirilmişiz. Yani büyük konuşmayayım ama en azından bu şehir oluşturma, bina yapma gibi konularda diyelim. Diğerlerini de başkalarına havale edelim. Her insanın bu dünyada yaşamak, bilinçlenmek, sorumluluk yüklenmek ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya inşa ederek yücelmek imkanı ve hakkını tekrar tesisi adil olan her çağın asli vazifeleridir. Her çocuk güzel bir dünyada yaşamak, dünyanın güzelliğini tanıyarak büyümek hakkına sahip olduğu gibi her insanın bu görevini ifade edebilmesi için hayatının ilk gününden itibaren güzel bir çevrede yaşaması da zaruridir. Ne demek istemiş? Her çocuk güzel bir dünyada yaşamak, dünyanın güzelliğini tanıyarak büyümek hakkına sahip olduğu gibi, her insanın bu görevini ifade edebilmesi için, yani çocuklara bunu verebilmesi için, bu güzel dünyayı çocuklara verebilmesi için insanların hayatının ilk gününden itibaren güzel bir çevre, çevrede yaşaması da zorunludur. Yani anlaşıldı. Biz çocuklara güzel bir dünya sunacağız, değil mi? Bizim bunu sunabilmemiz için bizim de öyle bir dünya yaşamış olmamız lazım ki onu tecrübe etmiş olabilelim ki onun tadını almış olabilelim ki çocuklara onu verebilelim. Burada bunu diyor. Yani sokağa çıktığında çöplerin ve rezalet bir ortamın içinde yürüyen bir çocuğun ne kendisine saygısı olur ne başkasına saygısı olur. Geçtim şehri filan sadece çöp olarak baktığınız zaman bile bu iş böyledir yani. Çocuklara okulda istediğiniz kadar yere çöp atmayın filan deyin yani. O çocuk sokağa çıktığında yerler çöp dolu olarak görüyorsa yani zor o çocuğu yetiştirmek. Bu her anlamda şimdi çöpten çıkın her şeye vurun bunu. İster fakir olsun, ister zengin. Her çocuğun içine doğduğu dünyanın güzel olmasını sağlamak, yani çocuklara karşı adil olmanın ilk şartını yerine getirmek yetişkinlerin üzerine düşen bir vecibedir. Yani bence de Günümüzde mesela diyelim ki televizyon dizilerinde zengin abilerin o 300-400 metre uzaktaki giriş kapısından lüks arabalarıyla girerek ulaştıkları o dev bahçeli evleri düşünelim. Bu mudur yani bir tek güzel hayat. Yani bir fakir de bahçeli ve küçük de olsa bir eve sahip olamaz mı? yani bu kadar uçuk bir şey mi yaşanması gerekiyor. Zaten biliyorsunuz o dizilerde öyle evlere sahip olanlar da ya mafya ya başka bir şey yani. Diyor ki çal çırp bir şeyler yap ki böyle bir eve sahip olabilesin gibi bir algı var. Yani çok mu zor fakirlere de böyle bir ev vermek? Hayır. Biz o parayı, o imkanları apartmanlaşmaya sağladık yani. Biliyorsunuz çok söylerim bunun örneğini. Amerika'da bir tavuk kafası kesildikten sonra 30 gün yaşamış. Yani beyinsiz yaşanabiliyor aslında. Evet. Anneler <laughs> en az 5-7 yaşına gelinceye kadar çocuklarıyla birlikte olduklarına göre artizanal ve sanatkerane üretim yapacak şekilde yetiştirilmiş olmalı. Kadınlara robotların yapabileceği fabrika işçiliği, bedeni çalışma yerine edebiyat, müzik, sanat ve zanaatkarhane veya sosyal ve modern haberleşme vesaire imkanlarından yararlanarak mesleki veya çevre geliştirme türünden sosyal faaliyetler yapabilecekleri imkanlar hazırlanmalıdır. Vallahi ben bu çok cüm bu cümleyi çok anlamadım bu paragrafı ama Buradan şunu anlıyorum ben. Annelerin diyor çocuğun yetişmesinin üzerinde en büyük sorumluluk, de, sorumluluk demeyeyim de en büyük e, katkı annededir yani çocuğun yetiştirilmesinde. Onun için annelerin yetiştirilmesinden de bahsediyor ama şimdi günümüz dünyasında artık anne baba diye bir şey pek kalmadı. Her, herkes çalışıyor filan. Baba da biraz anne, anne de biraz baba oldu. Bu noktaya ben bir şey diyemeyeceğim. Feministler üstüme diyebilir, Fazla karışmayayım ben. Büyük aile konutları, çocukları aile ötesi dünyayı ve aynı zamanda hayat sürecinin bir merhalesi olan yaşlılığı tanıma imkanı verir. Büyük aile konutları yani anne, baba, çocuk ve işte dede, büyük baba, büyük annenin beraber yaşadığı evin öneminden bahsediyor. Devam edelim. Evde üretim çocukların oyunu aşıp hayatı tanımalarının en önemli yoludur. Özellikle erkek çocukların evin uzantısı ve evlerin ortak kontrolü, kontrollü alanı olan yaya yolunda ve mahalle meydanında büyüklerin dünyasına katılacak şekilde yaşama alanlarını genişletmesini sağlamak yani mahalleyi çocukların çevrelerini sakin bir şekilde tanıyacakları bir yaşama bölgesi haline getirmek gereklidir. Bunu herkes anlamıştır herhalde. Ama evde üretim filan hakikaten yani bir çocuğun bahçede ne bileyim bir testereyle bir odun kesebilmesi, bir şey yapması, bir atölyesi olması veya bahçede atölye gibi kullanılması. Bazen haberlere çıkıyor işte çocuk kendine yalandan da olsa bir araba yapmış mesela. Bakıyorsun ev bahçeli. E, o imkan var. İşte haberlere çıkıyor. Diyor ki şu yaştaki çocuk kendisine şöyle bir motorlu araç yaptı mesela. E, bahçesi var onun bakıyorsun şeyde. Yani bahçe o açıdan çok önemli. Mahalleye de burada vurgu yapmış Turgut Cansever. Mahallenin de çocuğun yetişiminde diyor önemli bir katkısı var. bu da önemli tabii. Yani onu yaşayan bilir. Eskiden mahalle tadını almış, onu yaşamış kişiler bilecektir. Özürlülere burada dikkat çekmiş Turgut Cansever. Tabii artık onlara engelliler diyoruz. o engellilerin de ne kadar düşünülmesine ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Şunu unutmayalım. Bugün hani diyelim ki engelli vatandaşlarımız için kısmen daha daha rahat bir ortam var 95 yılına göre. 95'te falan rezaletti yani ben hatırlıyorum. Hiç yani yok gibi bir şeydi. Ama şimdi mesela en azından bir kaldırıma bir şeyler koyuyorlar. İşte ne bileyim rampalar yapılıyor. Bu imar mevzuatında filan engelliler için rampa yapılması, buna benzer asansörlerin geniş olması gibi veya alışveriş merkezlerinde işte mutlaka engelli tuvalet olması gibi şeyler düşünüyorum ama 95 yılında hiç yoktu bu. Burada engellilere yönelik bir takım şeyler var. Büyük aile ortamından bahsedilmiş. Büyük aile ortamı çok daha fazla sayıda yaşlı ve özürlü için en uygun korunma ihtimam ve saadet imkanı sağlayabilir evde üretim dairce özürler için önemli bir saadet ve bir meşgaledir. Yani buradan şunu anlıyoruz artık. Şimdi çok yabancı geliyor. artık. Nasıl ya? Ben büyük bir aile olur mu? Hatta şeyde TGRT'de zamanında bir dizi vardı. O dizi çok güzeldi ya. Yine koysalar izlenebilirmiş. Bu Cüneyt Arkın'ın evin dedesi olduğu böyle bütün ailenin bir arada yaşadığı bir neydi? Büyük aile miydi dizinin adı da ya? Çok güzel anlatmışlardı orada yani. Hakikaten çok torunun dedeyle baba anne anneanneyle falan neyse birlikte yaşaması hakikaten bu torunun gelişimi açısından inanılmaz. Fakat günümüz kapitalist anlayışında artık annelerin de çalışıyor olması falan bunu imkansız kılıyor. Yani bu sadece mimariyle yapılabilecek bir şey değil. Burada başka bir sistem gerekiyor ki burada yine şey var. Biraz da tabii ki karar yani kişinin kendi kararıdır bu. Der ki ben çalışmıyorum veya biz biz iş bölümü yaptık aramızda anne anneliğini baba babalığını yapacak gibi bir şey olur bilmiyorum. Yani bu büyük aile ortamı güzel ama kurulması ne kadar kolay olabilir bilmiyorum. Geleceğin sorunları ve yapılması gereken işler. Bu değerlendirmeler çerçevesinde dünya yerleşme düzeninin gelişmesi incelendiğinde hızla artan ve bugün 5.7 milyar kişiye ulaşan nüfusun önemli kısmının her türlü barınaktan yoksun olduğu ve çağımızın çevre yerleşmeler ve konut sorunu açısından insanlık tarihinin en başarısız çağı olduğu görülmektedir. Turgut Cansever içinde yaşadığımız çağı insanlık tarihi açısından en başarısız çağ olarak görüyormuş. Türkiye evrensel, mahalli ve şahsi çözümlerin en başarılı örneklerini en yakın tarihe kadar yaşatmış. Büyük Osmanlı kültürünün bir devamı olarak bugün aynı meselelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Neden bugün aynı meselelerle karşı karşıya bulunmaktayız? 95 yılı itibariyle. Çünkü şehirlere göç başladığı için yeniden konut üretmek zorunluluğu ortaya çıktı. Şehirlerde yaşayan ve ülke nüfusunun diğer %50'sini oluşturan 30 milyon kişinin 12 milyonu da gece kondularda barınmaktadır. Demek ki 95 yılı itibariyle 12 milyon kişi gece konduda barınıyormuş. Bugün bu gece kondu sorunu sanırım halloldu artık. Hiç gece kondu lafı edilmiyor. Sanırım gece yaşayan pek kalmadı. İlginç. Mesela bu meseleden pek konuşulmaz artık. Önümüzdeki 30 yıl içinde şehirlerde nüfus artışı yüzünden kırsal alandan şehir ve kasabalara göç edecek ve ayrıca gecekonduları konduları ıslah edecek kişiler için kısacası 55 milyon kişi için konut inşa etmek zaruretiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Az önce bahsetmiştim. Şehirlerdeki resmi konut ve gece kondu oranı bugün belediyelerin bir yılda verdiği ruhsat sayısından hareket edilerek hesaplandığında mevcut konut üretiminin oranlarını ortaya koymaktadır. Buna göre yılda gerekli olan 500 bin konuta karşılık yılda ruhsat verilerek inşa edilebilen konut sayısı 200.000 civarında bulunmaktadır. Evet bu rakamlara baktım. O yıllarda öyle. Fakat dediğim gibi son 5 yılda filan 10 yılda inanılmaz artmış bu rakam. Yılda. 1 milyona kadar yaklaştığı olmuş yani. Konut üretimi. Pardon 500 bin diyelim. Ona bir daha bakmam lazım ama çok artmış yani sayı. Zaten az önce bahsetmiştim. Turgut Cansever'in dediği 55 milyon kişinin bugün yaklaşık olarak bir 40-45 milyonunun yaşayabileceği kadar evi son 20 yılda falan yapmışız. Evet. Ayrıca köylerde yaşayan nüfusun Önümüzdeki 30 yılda 15 milyon kişiye inmesi kırsal alanda çok önemli bir gelir yükse yükselişine yol açacak ilginç bir bakış açısı. Kırdan şehre göçenlerin, köyden şehre göçenlerin ardından köyde kalacakların imkanlarının artacağından bahsediyor. Öyle oldu mu? Emin değilim. Bir daha bakalım ona. Evet, 30 yılda 15 milyon köylerde yaşayan nüfusun önümüzdeki 30 yılda 15 milyon kişiye inmesi Kırsal alanda çok önemli bir gelir yükselişine yol açacak ve köylerde de 15 milyon kişiye ev ve tarım yapıları inşasını bir zaruri, zaruret haline getirecektir. Buna şöyle bakabiliriz. Sayın Turgut Cansever tabii o 95 yılından belki öyle düşünemedi ama bugün itibariyle tam tersine şehirdekilerin imkanı artanların kıra gidip yeniden bir hayat kurmak, ikinci evini, üçüncü evi kurması gibi bir sorun ortaya çıktı bugün. Belki öyle bakabiliriz. Evet bu da bir zaruret haline geldi. Sanırım köylerde insan sayısı azalınca oradakilerin imkanın artacağını şey olarak düşündü Turgut Cansever. Ee, tabii birilerinin tarım üretimi yapması gerekiyor. Tarım üretimini yapacak kişi azalacağı için oradakilerin daha rahat satış imkanı belki ne kavuşacağını düşünüyordu ki bunun ekonomik olarak bir araştırmasını yapmak lazım. Belki de öyle olmuştur. Yani bugün hep köylü falan şikayetçi ama bakalım eskiye göre ne kadar bir fark var kazanma oranında. Ona bir bakmak lazım. Bugün Gecekondu inşaatında para, harcanan paranın %30'u yapıların kaçak inşa edilmesi sebebiyle ortaya çıkan kayıplara gitmektedir. Kaçak olarak yapılan Gecekonduların altyapılarının daha sonra ilgili belediyelerce gerçekleştirilmesi ve bu harcamaların şehirlerin ödediği vergilerle yapılması şehirlerin muhtaç olduğu yatırımları imkansızlaştırmakta kaçak yapı sahiplerine bu şekilde sağlanan servet transferi kaçak, kaçak yapı temayülünü teşvik etmektedir. Çok ilginç. Kaçak elektrik gibi bir şey oluyor o zaman bu. Yani diyor ki birileri gelip devlete haber vermeden keyfi olarak bina yapıyor diyor. Sonra diyor devlet artık bunları kabul etmek durumunda kaldığı için oraya bir daha üstüne altyapı falan götürmek zorunda kalıyor. Daha da problemli, problemlisi o yapılar problemli olarak inşa edildiği için dönüşmeleri gerekiyor ve yine bir para harcanması gerekiyor. Genellikle bir deprem böl Bir dakika şunu da okuyalım. Kaçak yapıya servet transferi mekanizması kaçak yapı faaliyetini sürdüren illegal örgütlerinde yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Bu Kemal Sunal filmlerinde var ya Gecekondu bölgeleriyle falan geçen hikayeler. Ondan bahsediyor herhalde. Dem Demek o zaman da illegal örgütler ortaya çıkmış bu kaçak yapı işi için. Gecekondular başlangıçtan 1985'e kadar tek tek ailelerin barınmak için çevrelerindeki şartları gözeterek vücuda getirdikleri bahçeli evler topluluğu iken... 1985'te gece konduları apartmana dönüştürerek sözde ıslah etmeyi teşvik eden yasa sonucunda gece kondu inşaatı bütünüyle spekülatif kaçak yapı faaliyetine dönüşmüştür. Yani bunu da İstanbul'da nerede görebiliriz? Ümraniye'de görebiliriz. İşte Levent'in arka tarafı Sanayi Mahallesi'nde görebiliriz. Orada gece kondular doğrudan apartmana dönüşmüş vaziyette. Hala öyle var. Bayağı var. Yaşayanlar daha iyi bilecektir. Ondan bahsediyor. Genellikle bir deprem bölgesi olan Türkiye'de bu 5-6 katlı kaçak gece yapılarındaki çürüklüğün akıl almaz ölçüde felaketlere sebep olabileceği de aşikardır. Nitekim bugün en büyük korkumuz deprem olursa ne olacak dendiği denilen yapıların önemli bir bölümü bunlar. Sanayinin iş arz etmesi, işportacılık gibi çok küçük sermaye ile vergi ödemeden yapılan ticaret, para ödemeden arsa temin edebilme, artan ve taşan köy nüfusunun şehirlere göçü, şehirlerin çevrelerinde gece kondu mahallelerin oluşmasına yol açmıştır. Buraya geçiyorum. Kişi başına günlük seyahat süresinin İstanbul'da 2,5 saate varması bugün muhtemelen daha fazla olabilir ve bunun tekabül ki öyledir. Ve bunun tekabül ettiği asgari emek kaybının kabaca yılda 300 trilyon lira gibi bir meblağa ulaşması kayıpların ölçüsünü ortaya koymaktadır. Şehirleşmenin biçimi bu israfın ana sebebini teşkil etmektedir. Önümüzdeki 30 yılda şehirleşme ve konut alanında oluşacak israfın Ekonomik gelişmeyi büyük ölçüde engelleyici de aşikardır. Şehirleşmedeki israf yanında konut üretiminde de önemli israf alanları mevcuttur. Şehirleşme ve konuttaki bu israf dışında bugünkü şehirleşme ve konut üretim şekli A. Çok büyük spekülatif kazanç ve servet transfer mekanizmalarının işlerlik kazanmasına ki nitekim öyle oldu. Yani arsa spekülasyonu dediğimiz hadise Şehir ve kamu idarelerinde ahlak meselelerinin oluşumuna, iyi örneklerin yaygınlaşmasının imkansızlaşmasına yol açmaktadır. Haliyle işin içinde çok büyük para olunca yine büyük para sahipleri istediği gibi bu işi yönlendirmiştir. Dünyada bu hep böyle olmuştur. Eğer devlet yeterince işe sahip değilse büyük para sahipleri şehrin gelişimini istedikleri biçimde yönlendirmişlerdir. İnsanın katılımının en önemli ve doğrudan oluştuğu alan insanın mimari çevrenin oluşumu sırasında çevrenin şekillenme koşullarına katılımıdır. Dolayısıyla insan evinin yerini, komşularla ilişkisini, evinin yönelişini, büyüklüğünü, renklerini belirleyerek insanı yüce yaratık düzeyine yükselten dünyayı güzelleştirme sorumluluğunu yerine getirecek imkanlara sahip olmalıdır. Bu da her insan için asli bir hak olup ancak kendi ferdi alemini düzenlerken kullanabileceği bir hak ve gerçekleştirilebileceği bir görevdir. Çevresinin oluşumu şekillenmesi, güzelleşmesi sorumluluğunu yüklenerek yücelme hakkı bütün insanların yaratılıştan onlara verilmiş asli hakkıdır demiş. Evet her insan çevrenin oluşmasına ait bütün sorunları çözecek bilgiye, teknoloji geliştirmeye, sosyal, ekonomik, kültürel, mimari meseleleri çözecek tecrübeye sahip olamaz elbette. Özellikle teknolojilerin tarih, mahalli, ekonomik ve sosyal, kültürel şartların bilgi birikimi içinde derin kökleri vardır. Bu sebeplerle insanlar ancak var olan teknolojinin çerçevesi içinde çevre düzenleme ve mimari çevrenin oluşması ile ilgili kararlar verebilmektedir. Bugün uluslararası teknoloji transferleri özellikle sömürgeleştirilmiş ülkelerde mahalli teknolojileri büyük ölçüde tahrip etmiştir. Mahalli teknoloji dediği zana, zanaatkarlık. Birçok defada ithal edilen teknolojiler sebebiyle bu ülkelerde büyük ekonomik problemler yaşanmıştır. Hayal ölüyormuş. Teknoloji ait standartlar teknik alana ait çözümün kalitesini teminat altına alır. Teknik geçelim buraları. Sermayenin kıt olduğu Türkiye'de bugün 10-12 katlı apartman inşasına ayrılan sermaye harcamaları yapı maliyeti içinde çok büyük bir pay işgal etmektedir. Zahirde kişilerin ortak tasarım katılımını amaçlayan konut kooperatiflerinin hemen hepsi kullanıcının içinde yaşayacağı konutların tasarımı ve biçimlenmesine müdahale imkanı vermeyen süreçler ile konut üretimine hakim bulunmaktadır. Aslında eskiden bu kooperatifçilik bayağı vardı. Çünkü ev sahibi olmak için özellikle orta sınıfın denediği bir yöntemdi. Turgut Cansever onda da sıkıntı olduğundan bahsediyor. Ev insan ölçeğinde bir ürün ve bir çevre unsurudur. İnsan ölçeğinde olmayan apartmanların aileler arasına tek düze fiziki mesafeler koyması insanların kolektif davranışlarını geliştirmek yerine insanlar arası gayri insani mükellefiyetlerin ve münasebet şekillerinin oluşmasına yol açmıştır. Yani bu apartman sisteminin insan ilişkilerinde de gayri insani olduğundan bahsediyor. Mahalle ile apartman birbirine zıt iki iskan birimidir. Mahalle kolektif davranışın gönüllü katılım, idrak ve sorumluluk duygusuyla oluşan ürünü apartman teknokratik despotizm ürünü ve spekülatif kararlara hizmet eden bir alet durumundadır. Ülkede kooperatiflerin %95'inin apartman üretmesi, spekülatif rant transfer mekanizmalarını kooperatifler içinde en geniş şekilde uyguladığımızın açık delilidir. Diyorum kooperatifleşme üstüne çok durmuş çünkü eskiden bu olay bayağı vardı yani bu kooperatif işi. Konuta Konuta ekonomik fonksiyonellik, elastikiyet, kültürel kalite sağlayacak sistemler oluşturulmadan konuta finansman sağlamak olumsuzlukları yaygınlaştırmak ve iyinin gerçekleştirilmesini zorlaştır zorlaştırmaktan başka bir şey değildir. Bunun sonucunda katılımcı çözümlemeyi gerçek alanın dışına itmek. Geçelim buralara. Bugüne kadar ülkemizde yürürlükte olan şehir planlama yaklaşımı şehirlerin konut alanlarını tahrip ederken Büyük Türk Sivil Mimaris dokunu da yok etmiş. Merkezi devlet ideologları bu büyük kültür çözümlenmesini halkın gözünde küçük düşürecek her türlü propaganda, eğitim, medya, etkileme, yasa ve yönetim araçlarını kullanmışlardır. Valla pat pat söylemiş Turgut Cansever. İnsanların çevrelerinin oluşumuna katılmaların imkansızlaşması çevre kalitesinde düşmesine sebep olmaktadır. 19. ve 20. asrın batılı çözümlerini gözü kapalı tekrar etmek üzere yola çıkan Türkiye... Bu batılı çözümlerin yanılgılarını en tahripkar şekilde tatbik eden ülkelerden birisi olmuştur. Sorunlara değindik. Şimdi başka şey başlığa geldik. Öncelikli konu bir. Konut üretimi için tercihler. Sanırım çözümlere geliyoruz yavaş yavaş. Gelecek için aydınlatıcı ve büyük bir çözüm modeli olan tarihi mimarlık mirasını korumak. Hmm. Yeni bir konut üretimini Ajanda 21'in teknolojik, kültürel ve mimari alanlardaki çözümleriyle genişleterek gerçekleştiren bir teknolojik sosyal müessese kurmak. Böyle bir konut üretiminin gerçekleşmesi için gerekli standartlar düzenini kurmak ve bu mali standartların gerektirdiği mimari elemanların endüstriyel yolla imalini teşvik etmek. Yani Turgut Cansever diyor ki, biz eğer bina üreteceksek standartlar kurmamız lazım. Örneğin pencere standardı mı diyelim, işte malzeme standardı. Ve bu standartların da uygun şekilde üretilmesini sağlanmalı diyor. Bu çevre düzeninin oluşmasını en uygun şekilde uygulamaya imkan verecek ve mevcut şehirlerin olumsuzluklarının daha fazla büyümesini önleyecek galaksi, yıldız kümesi biçiminde metropollerin vücuda getirilmesini şehirleşmenin asli amacı olarak kabul etmek. Nedir bu galaksi, yıldız kümesi? Turgut Canser bunun üstünde kitaplarında çok duruyor. Diyor ki Yağ lekesi gibi yani nasıl ki yağ lekesi döküldüğü zaman genişler ya böyle bir şehirleşme yerine Osmanlı zamanındaki gibi diyor. Yani mesela Osmanlı'nın İstanbul'u nasıldı? Köylerden filan oluşuyordu. Birbirinden bağımsız kendi içinde çarşısı olan kendi içine yetebilen yerlerden oluşuyordu. Bu şekilde olması gerek diyor. Yani uydu kent diyor anladığım kadarıyla. Veya uydu kent denebilir mi? Uydu kent denemez. Uydu kentik mana itibariyle içinde çarşı falan barındırmıyor. Yat kalk yeri oluyor. Bu burada bahsedilen ise insanların bir yerden bir yere gitmeye ihtiyacı olmadan çalışmasını da, yatmasını, uyumasını da sağlayabilecek daha ufak çaplı şehirleşmeler olması gerektiğini söylüyor Turgut Çarşıver. Bunu hep kitaplarında söyler. Evet. Böylece gayri iktisadi, gayri insani dev şehirlerin oluşmasına son vermek. Yapı ve arsa spekülasyonu ile servet transfer mekanizmalarının işleyişine son vermek. Bir şey söyleyeyim ya yani bu çok önemli bir şey hakikaten. Yani bu arsa spekülasyonu meselesi hele günümüzde zirve yapmış durumda yani arsa fiyatları falan biliyorsunuz son 10 yılda özellikle. Buna son verebilseydik çok daha düzgün şeyler üretebilirdik ama biz nasıl bina yapacağımıza karar vermemiş olduğumuz için arsa spekülasyonunun önlenmesinin de bir manası kalmıyor aslında. Çünkü öncelikle şu şöyle karar alınması lazım. Biz bundan sonra bu şekilde bina üreteceğiz. Yani iki katlı olabilir, üç katlı olabilir. Öyle oldu mu arsa spekülasyonu da kendini değiştirecektir yani. Ona göre hareket edecektir. Yani baştan bir karar almak gerekiyor. Ayrıca ilgili mevzuatın değiştirilmesi falan bunlardan bahsediyor. Stratejiler demiş. Mevcut şehirlerde nüfus artışına, bu şehirlerde sinayi gelişmeye ve sanayide yeni iş arzına son verilmelidir. İlginç. Yani çok büyüyen şehirlerde artık iş arzı yapılmamalıdır diyor. Yeni nüfus ve yeni iktisadi faaliyetler için yeni şehirler kurulmalıdır. Bu da ilginç. Yani akla ilk gelen şeydir yeni şehir kurmak ama Yeni iktisadi faaliyetler için yeni şehir. Yani anladığım kadarıyla şöyle bir şey diyor. Şehirlerin de kendi içinde bölümlenmesi, iktisadi anlamda, sanayi anlamda neyse. Doğrudan sırf insanları burada barındıralım diye yani uydu kent şeklinde değil. Az önce bahsettiğim gibi bir iktisadi faaliyet üzerinden yeni bir şehir kurulması gerekliliğinden bahsediyor. Bu şehirlerin ölçüleri, yer seçimleri ve tasarımları en az yatırım ve işletme masrafı gerektirecek şekilde yapılmış olmalıdır. Yeni şehirlerin yerleri özel danışmanlık gruplarına tevdi edilen bölgeye göre şehir planlama çalışmaları ile belirlenmeli. Yeni şehirlerin kurulacağı arazi devlet ve mali idareler tarafından sahiplenildikten sonra satın alma, kamulaştırma, ortaklık kurma vesaire gibi planlama çalışmalarına başlanmalıdır. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim burada. Ankara'nın planlamasını yapan mimar var. Şu an ismi aklıma birden gelmedi. Löcher diyesin var. Neyse, bu Atatürk e diyor ki, şimdi diyor siz böyle bir şehir yapacaksınız ama yapabilecek misiniz diyor yani Atatürk. Atatürk diyor ne demek yani ben cumhuriyet kurdum işte bunun mu yapamayacağım falan. Hani adam da kendini geri çekiyor Alman mimar diyor ki ya yok o açıdan demedim biz Almanya'da da bile zorlanıyoruz da acaba yapabilecek misiniz diyor. Niye söylüyor adam bunu? Şu yüzden. Şimdi bir yeni bir şehir kuracaksanız. Öncelikle arsa almanız gerekiyor. istimlak etmeniz gerekiyor. Fakat şehirde bir kere de bir saatte 10 günde bir yılda kurulabilen bir şey değil. Uzun vadede bu arsayı elinizde tutmanız gerekiyor. Ancak Ankara'da şöyle bir şey oluyor. O arsalar milletvekillerine gidiyor. Milletvekillerinden başkalarına gidiyor. Sonra bir bakıyorlar ki ilerleyen yıllarda şehrin gelişmesi noktasında planlanan yerlerin hepsi başka adamların eline geçmiş arsalar. Bunu söyleyen de şeydir. Mina Urga'nın üvey babası mıydı? Falih Rıfkı Atay'dı galiba. O bahsediyor yapamadık diye. Yani burada da Turgut Cansever diyor ki yeni şehir kuracaksan da bunun önce arazisini bir alacaksın elinde tutacaksın. Bu da büyük bir olay çünkü yani. O arazinin ileride en ufak para ihtiyacı olduğunda veya birilerinin çıkarı gereğince satılmaması gerekiyor diyor o arsaların. Bu önemli bir şey. Ş şehir kuracaksanız. Bölge idaresi şehre kadar altyapıyı, yol, su, enerji haberleşme gerçekleştirerek bu harcamaları sahiplenerek masraflarına ekleyip arazileri bir arsa şehir geliştirme şirketine devretmelidir. Bunlar detay konular. Bu noktada itibaren bütün gelişmeler halk tarafından gerçekleştirilmelidir. Arsa ve şehir geliştirme şirketi uzman bir danışmanlık kuruluşu marifetiyle şehir planını ve şehir geliştirme projesini hazırlatmalı. Gelişme programına göre arazinin iç altyapısını ve sosyal donanım tesislerini mahalle sınırlarına kadar veya mahalle içi proje olan alan sınırlarına kadar hazır, tamamen veya kısmen hazır olan altyapılı sosyal donanımlı arsaları, bu işler için harcadığı arsa dış altyapı plan proje harcamaları, iç altyapı ve sosyal donanım harcamalarının toplamına bir kar ekleyerek konut üreticilerine devretmelidir. Kısmen detay konular. Devam edelim. Konut ve şehir demiş. Arsa üretim ve işletme stratejisinde amaçlar, her ev sahibinin evinin çevresiyle birlikte oluşumuna katılması sağlanmalıdır. Bunu hep bahsetmiş. Yani kişi diyor kendi evinin oluşumuna katılabilmelidir. Arsa şehir üretiminde mahallelinin, özellikle mahallelerin vücuda getirilmesi sırasında mahallenin oluşumuna ve daha sonra da mahallenin yönetimine katılması sağlanmalıdır. Yani burada mahalleyi baya bir organizasyon olarak görüyor Turgut Cansever. Yani mahalleyi böyle bir nasıl ki bugün yaşadığımız apartmanlarda site yönetimi veya işte apartman yönetimi varsa bir mahalle yönetimi almasından bahsediyor gördüğüm kadarıyla. Mahalleli bugün gece kondu mahallelerinde cereyan ettiği gibi cami, mektep vesaire sosyal donanım tesislerinin gerçekleştirilmesine katılmalıdır. İlginç. Düşünsenize mesela bir mahalleniz var. Bir yapı yapılacak. O mahalleli bir araya gelip bu yapı nasıl olsun belediye gibi yani kendi içinde. Mesela bir proje geliyor. Yok ben beğenmedim diyor. Oylama yapılıyor. 15 kişi evet oyu veriyor. 20 kişi yok diyor filan. Yapılmıyor. Gidiyor proje tekrar geri geliyor ki bu Bloomberg'te bir program var. İngiltere'de işte millet evlerini yeniliyor. Çünkü yeni ev çok yapılmadığı için genelde evlerini yeniliyorlar. Hep söylüyorlar yani işte bölge yönetimi izin vermedi filan. Hani belediyeden ziyade o oradaki insanların izin verip vermeme durumu çok oluyor mesela o programlarda ki Amerika'da da böyle yerler var. Bir evinize bir tadilat bir şey yapacağınız zaman izin almanız gerekiyor ve bu izni belediyeden ziyade o bölgenin e, sivil toplum örgütünden filan almanız gerekiyor. Yani o mahallelinden sormanız gerekiyor. Turgut da bunu önermiş. Mahalle komşuluk ve çevre bilincini oluşturmak üzere 10-50 evlik ufki kat mülkiyeti düzenine dayalı ve parsellere şahsiyet ve yerleşme elastikiyeti sağlayan bir vaziyet planı tasarım düzeni geliştirmelidir. İlginç bu ben anlamadım. Ufki kat mülkiyeti düzeninde ve mahallede sokakların temizlenmesi, çöp toplanması, bekçilik, muhtarlık hizmetlerinin ve mahalle sokak ve altyapılarının bakım, tamir ve işletme masrafları, bu işleri yapacak olanların tayin, azil yetkileri, mahalleliye ait olmalıdır. O otonom bir sistem sunuyor resmen. Yani bir şey söyleyeyim mi? Ben de kendi kitabımı yazarken yani oraya gitmiştim. Yani bu kişinin kendi kendine yönetmesi, kendi mahallesinde söz sahibi olması, mahallenin güvenliğinden yeni yapılacak yapıya kadar içinde söz hakkının olması, insanı oraya götürüyor ya içinde yaşadığımız kültür itibariyle de, din itibariyle de, tarih itibariyle de hep bahsettiğim hani Bağdat şehrinin tamamen tasarlanması ve sonra bundan vazgeçilmesi, mahallelerin ortaya çıkması, işte kul hakkına dayalı bir sistem veya buna benzer şeyler burada sizi ona götürüyor. Tabi bu devletleri korkutacak bir şeydir yani otonomi mi diyorlar buna. Yani kişinin kendi kendini yönetmesi hani biz de biliyorsunuz bir ...Doğu'da bir problem var. Hep akla o geliyor. Ya biz böyle bir şey yaparsak adamlar kendi devletini kurar bilmem ne gibi muhabbetler dönüyor. Halbuki e, yüksek kültürlere sahip ülkelerde veya milletlerde bunun böyle olması gerekiyor. Zaten Osmanlı'da da Osmanlı'nın hep Mehmet Genç söyler çok az insan yönetici vasfını taşıyan... ...çok az insanla koca imparatorluğu yönetmesinden bahsediyor. Buradaki mantık aslında şu... Sadece o insanlar her şeyi böyle despot bir şekilde böyle yapılacaktır demiyor. Zaten despot olursa da millet onun lafını dinlemez. Burada olay şu. Hani bugün Cumhurbaşkanı muhtarlarla falan hep konuşuyor ya. Aslında orada onun isteğini görüyorum ben. Ee, muhtara devretmek onu. Ama bu işte muhtarla olacak bir şey değil yani. Mahallelinin yani orada yaşayan insanların kendi çevresi hakkında sorumluluk alması gerekir. Bu hırsızlığa kadar önler yani. Enteresan bir şey. Her şey yani mahalleye sahipsiniz yani. Oradaki insanları tanıyorsunuz. Biz hep böyle mahalle bizde romantikleştirildi ya. İşte bakkala selam verip evine girme filan veya yolda birine selam vermek olarak anlatıldı. Mahalle aslında böyle bir şey değil yani. Mahalle bir yönetim birimi. Bu çok önemli. Ve bu bugünün kafasıyla biz baktığımızda şimdi şöyle düşünüyoruz. Devlet yine bize bir mahalle kuracak. Buyurun kamusal sisteminizi de hazırladık. Buyurun geçin yaşayın. İşte bundan sonra böyle olacak denmesini yine bekliyoruz. Çünkü ona alıştık. Halbuki mahalle kişinin doğrudan oluşturması gereken bir şey aslında. Mesela ilk İslam devletlerinde şöyle bir şey vardı. Diyelim Kufa şehri yapılırken bakıyorsunuz daha çok akrabalık üzerine kurulu bir mahalleleşme sistemi vardı. İşte belki Selçuklu'da diyelim ki bunu yeni duydum. Geçen birisiyle muhabbet ederken emin olduğum bir konu değil. Olabilir bir örnek vermek açısından söyleyeyim. Mesela Selçuklu'da tarikatlar üzerinden bir mahalleleşme olduğunu söylemişti. Bilmiyorum. İlginç bir şey olabilir. İşte Osmanlı'da ise memleket üzerinden bir mahalleleşme. Nitekim birkaç kitap var bu konuda. Örneğin İstanbul'da Elazığ'dan gelmişlerin oluşturduğu bir mahalle. Yani bu ilginç bir şey. Oradaki yönetim sisteminin doğrudan yaşayanları elinin altında olması hani diyorduk ya mahallenin abisinin olması yani. Oradaki her şeyden haberdar olan olması, insanların bir güvenlik açığı çıktığında ona dair bir oturup konuşmaları veya mahallede mutsuz oldukları bir durumun gidermeleri. Yani kendi kapının kendi kapısının önünü süpüren insanlar olarak düşünün. Bana ne demeyen tam tersine çünkü ya bu ilginç bir şey mesela. Bana ne demiyorsunuz yani. İlerideki 50 metre ötedeki şeyde bile hakkınız var. Komşu çünkü yani mahalleyi böyle bakalım. Romantik bakmayalım yani. Bu açıdan çok önemli mahalle. Ki sadece bu bizim kültürümüz doğan bir şey değil. Dediğimiz gibi Avrupa'da filan Amerika'da bu şekilde yaşanıyor. Şunu da unutmayalım. Bugün nasıl? Bugün diyor ki sen hiçbir şeye karışamazsın. Ben belediyeyim. İsterse adam gelir evinin, evinin yanına 55 katla bina yapar. Hiç sesini çıkartamazsın birader. Ya bu biraz şeye benziyor yani o e, şey döneminde işte bu Gecekondu dönemindeki o Kemal Sunal'ın filmindeki kötü adamlara benziyor yani belediye burada. Ya bize Fransa üzerinden gitmişiz. Fransa'nın da açıkçası nasıl iflasa doğru gittiğini görüyoruz ya. Yani. Bu göçmen sorunlarıyla baş edememesi. Bu dünyayı değiştiren mimarlar videosunda anlatmıştım yani. Fransa'nın göçmen politikasıyla hiç baş edememesi üzerine kendi yönetmenlerinin nasıl da İngiltere'yi överek filmler çektiğini. Bunun gibi 5-6 tane belki 10 tane benim izlemediklerim de vardır. Film var yani. Benim arasında 5-6 tane var doğrudan İngiltere'ye övüyor Çünkü İngiltere imparatorluk tecrübesi yaşadığı için adam o kadar kafaya takmıyor gö göçmenleri kendi mahallelerini yerleştirebiliyor ama Fransızlar diyor ki hiç benim alanıma girme sana uzakta böyle apartmanlardan oluşmuş bir sosyal konut yapayım git orada ne yapıyorsan yap diyor Bu sadece bina olarak değil yaşamın içerisinde de böyle e biz de biraz onu onun sistemini almışız Fransa'nın sistemini bu belediyecilik bilmem ne bana öyle geliyor yani çok araştırdığım bir konu değil. Ama o çok benzeşiyoruz bu. Ki beceremiyoruz da zaten bizim yapımızda böyle bir sistem yok. Onun için belediyelerde uzun yıllar düzgün işletilemedi. Millet menfaati doğrultusunda birçok belediye başkanı veya yönetici keyfi doğrultusunda 3 kuruşluk menfaati için çoğu yeri sattı çıkarttı yani. Bu sadece bir parti meselesi değil. Büyük çoğunluk böyleydi yani hangi partiden olsun. Ne yazık ki. Hep sinemadan bahsediyoruz. Mesela Hint filmlerine bakacak olursanız o Türkiye'nin eski halini çok rahat görebilirsiniz yani. Polisler, belediye başkanları bilmem neler. Onlar daha rezalet durumda şu an. Biz biraz toparladık da. Yani orada çok özellikle Hintli yönetmenler o konuları birazcık değinmek açısından çok film çekiyorlar. Bakıyorsunuz mahallede illaki böyle bir illegal daha doğrusu mafyatik ama biliyorsunuz İtalya'da mafyaların kurulma mantığı şeydi. Kendi sorunlarını çözemeyen halk mafyaya gidip sorunun çözmesini bekliyordu. Çünkü gidecek yeri yok. Devlete güvenmiyor. Aynı mantık işte Hindistan'da da oluşmuş. Orada da öyle kaba dayılar ortaya çıkmış ama tabii bu illegal bir yapı olduğu için güvenilmez. Onun gibi problemli mafyatik şeyler ortaya çıkıyor yani devlete güven azaldıkça. Onun için bu sefer de devlet yumruğunu güçlendiriyor. Yumruk güçlenince daha büyük problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Demek ki yani burada halka güvenmek halkın uygun yaşamasını sağlamak. Ya tabii 1995 yılında yazılmış bir rapor okuyorum şu anda. Şunu bilmiyoruz biz. Şimdi 95'ten bugüne milyonlarca apartman ve konut üretildi. Acaba bunun sosyal dönüşümü nasıl olacak? Yani bu konuda ne kadar çalışma bilmiyorum. Yani böyle yerlerde yaşayan sitelerde işte apartmanlarda mahalle ortamından kopuk kendi yani sadece çekirdek aile olarak değil, kendi evinin içini çekilmiş ve dışarısıyla hiçbir bağlantısı olmayan neredeyse insanların sosyal e, gelişimi nasıl olacak? İnsanlar bunu nasıl aşmaya çalıştılar Türkiye'de? Cemaatleşerek, sadece dini olarak değil her anlamda cemaatleşerek bunu aşmaya çalıştılar. Yani seküler bir cemaat de vardır bugün Türkiye'de, dindar bir cemaat de vardır. Aklınıza getirebilirsiniz. İnsanlar bu kopukluğu bununla aşmaya çalıştılar. Ancak günümüzde bu cemaatleşmenin de artık iki anlamda da hem dinsel anlamda hem ideolojik anlamda azaldığını ve bittiğini gördükçe bu sefer insanların daha da artık yalnızlaştığını ve kendini tamamen internete tamamen ekranlara verdiğini görüyoruz. E bu bağlamda gelecekte nasıl bir sosyal sosyal yapı doğacak? Çocuklar nasıl yetişecek? Nasıl tipte insanlar olacak? Bilmiyorum. Çünkü hala o mahallelerde yaşamış insanlar var. İşte 40'lı yaşlarında 50 yaşlarında onlar bitiyor artık yavaş yavaş. Ne olacak bundan sonra? İlginç şeyler olacak bakalım. Öncelikli konu 2 var. Ülke yerleşme sisteminin kurulması. Şöyle bir şey var. Diyor ki bu açıdan kent köy ayrımı yapmaksızın yerleşme düzeninin oluşumu ve geleceği ele alındığında önümüzdeki 35-40 yıllık dönem için ülkemiz şehirlerinde artacak nüfus için 30 milyon kişi. Gece kondu ıslahı için 10 milyon kişi. Kırsal alanlardan şehirlere göç eden nüfus için 15 milyon kişi. Kısaca şehirlerde 55 milyon kişiye ev yapılması ihtiyacı var. Böyle açıklamış. Önerilen çözüm. Şehirlerde kendilerine konut inşa edilecek 55 milyon kişinin mevcut şehirlere yerleştirilmesine imkan yoktur a mevcut şehirler düzensizlik, yoğunluk, kirlilik, ulaşım zorlukları ve imkansızlıkları sebebiyle çevrelerindeki tarım toprakları tahrip edilmeden ve artan nüfuslarıyla yatırım ve işletme masrafları daha da gayri iktisadi sonuçlara sebep olmadan üzerlerine yeni nüfus alamayacak bir duruma gelmiş bulunmaktadırlar 95 yılı itibariyle diyor. Bu şehirlerde yapılabilecek işler tarihi mimarlık mirasının korunması, hava, su ve gürültü kirliliklerinin azaltılması kişi başına gerekli yeşil alan sağlanması için yeşilin arttırılması, arazi kullanış yoğunluklarının azaltılması vesaire gibi sıhhileştirme tedbirlerini almak ve ıslah edilmesi gereken yerleşmeleri ıslah etmektir. Şehirlerimiz yeşile imkan tanımadığı için bugün yine işte insanımız kendi çıt başına yeşil problemini çözmeye çalışıp bu sefer kırda ikinci ev, üçüncü ev yapmaya çalışıyor. Yani o problemli büyüyen şehircilik yüzünden böyle bir anlayış ortaya çıktı tıpkı problemli bir devletçilik anlayışımız yüzünden problemli cemaatleşmelerin olması gibi. Yeni şehirler kurulurken galaksi, yıldız kümesi şeklinde bir yerleşme düzeni ihtiyaç vardır. Bahsetmişti zaten. Şimdi Turgut Cansver bu raporda şöyle yapmış. Raporun birçok yerinde insana tekrar var gibi geliyor. Oysa bütün başlıklar birbiriyle ilişkili olduğu için ve biraz da bunu şöyle tahmin ediyorum. İnsan yazı yazarken onu hissediyor. Mesela diyelim ki ben şu anda bir program yapıyorum. Bundan önce bir ton şey konuştum diğer videolarda. Ama burada da söylemem gerekiyor. Çünkü dinleyen unutmuş da olabilir. Benim her şeyimi takip etmek zorunda da değil. Veya yeni dinleyen birisi olabilir. E ben de tekrar tekrar söyleme ihtiyacı duyuyorum. Eşim Turgut Cansever de birbiriyle ilişkili olduğu için birçok başlıkta birçok şeyi tekrar söylemek durumunda kalmış. Olur ha birisi bu raporu açar da bir yerini okursa bunu da okusun diye. Herhalde öyledir diye tahmin ediyorum. Çünkü ee, aynı şeyi çok fazla başlık altında tekrarı var. Yapılacak işler demiş. Bu arada kaç saat oldu? Ee, biraz konu, şey uzun olduğu için sohbet çok da uzat şey yapmayalım ya. Daha doğrusu rapor uzun. Evet. Ya ben bu işi çözemedim bir türlü. Saati göremiyorum. Ha görüyorum. 54 dakika olmuş. Yavaş yavaş bitirelim. Zaten yani konunun özü anlaşıldı gibi biraz daha devam edip yavaş yavaş bitireyim. Yapılacak işler. Yeni şehirlerin ve metropollerin düzenli ve insanların katılım ve yapabilirliklerinin harekete geçirilmesi suretiyle merkezi ülke yerleşim planlaması ve programları çerçevesinde olan dış altyapıları merkezi bölgesel yatırım kuruluşlarınca gerçekleştirilmeli. Arazi de bölgesel merkezi otorite tarafından temin edilmelidir. Yani Tugut Cansever diyor ki yani umarım yanlış anlamamışımdır. Fakat benim anladığım bu şekilde. Ölçek ölçek baktığımızda her ölçeğin başka bir yöneticisi olmalı diyor. Ki doğru olan da o. Yani şehir kurulacaksa bunun bu dev ölçeğin elbette ki sorumlusu devlettir diyor yani. Fakat ölçek küçüldükçe mahalleye kadar indikçe her ölçekte yani her boyutta farklı insan farklı birimler yönetici olacaktır onun için elbette başta bir planlama gerekiyor yani altyapı planlaması, yol bilmem ne. Bunu devlet yapacak diyor ama daha aşağıya indikçe farklı kurumlar mı diyelim yönetime ele alacak. 30-40 yıllık amaçlar ve stratejik programların 10-20 yıllık orta vadeli ve 5 yıllık kısa vadeli programların ülke, ülke, bölge ve alt bölge ölçeğinde gelişme otoriteleriyle izlenmesi ve sonuçların merkezi şehirleşme konut merkezine iletilmesi gerekir. Yani Turgut Cansever şey yapmış artık böyle çok detaylandırmış isim bile vermiş yani kurulacak şeylere. Benim bu programda amacım genel olarak Turgut Cansever'in nasıl bir önerisi var onu çözmekti. O açıdan o çok, o kadar detaya girmeyeceğim. Şöyle bir konu var. Atlıyorum bir konuyu. Ülke yerleşme sistemini atlıyorum. Şehirleşme ve konutta israf. Şehirleşme israfı. Dünyanın ve ülkemizin karşı şurada bir yer var. Ülkemizde son bir asırdır konut ve şehir inşa alanında tam bir israf hakim olmuş. Şehirlerimiz kısmen harabeye, kısmen de düzensizlik ve kargaşa cehennemine dönmüş. Halkımız ya gayri sıhhi gece kondularda ve evlerde veya lüks fakat gayri insani konut silolarında yaşamaya Mahkum edilmiştir. Yani öyle bugün zenginseniz bile Turgut Canseven ifadesiyle konut silosunda yaşamaya muhtaçsınız. Diyebileceğimiz apartmanların tasarım ve inşasında israf edilmesi bütün halk kesimlerine hizmet götürmeyi imkansızlaştırmış. Bu durum gece kondu ve sefalet mahallelerinin oluşmasında önemli bir faktör olmuştur. Bir yandan tarihi yapı stokunun yıkılıp yok edilmesi, öte yandan tarihi evlerin yerlerine yapılanlarla birlikte yeni konutların şehirleri yoğunlaştırma süreci içerisinde tekrar tekrar yıkılıp yeniden yapılmaları sonunda 50-100 yıl ömrü olan yapılar 70 senedir ancak 10-20'şer yıl kullanılabilmişler. Böylece şehir kurma ve konut üretimi için kullanılan kaynaklar israf ve yok edilmiştir. Öyle. Sürekli yapıp yıkıyoruz, yapıp yıkıyoruz yani. Bu büyük bir israf. Önerilen çözüm. Hayat sürekli bir oluşum olup değişme onun değişmez özelliğidir. Yapılar ise inşa tekniklerine göre az veya çok kalıcı değişmez nesnelerdir. Hayatın değişkenliği ile yapının kalıcılığı arasındaki zıtlık ancak ihtiyaçların değişimi göz önünde tutularak aşılabilir. Bu sebeple hareketli kültürlerde yapılar daha yüksek vasıflı malzeme ile hazır sökülüp takılan yeniden kullanılabilen hafif yapı elemanları ile vücuda getirilmiştir. Yeni teknoloji ancak amaçlarımıza hizmet ettiği oranda kullanılmalı ve ondan bir gösteriş aracı olarak faydalanıl faydalanılmamalıdır. Çok katlı mesken yapılarından vazgeçip 1 2 3 katlı evler yaptığımızda bir çok katlı binaların alt katlarının üstündeki katların yüklerini taşıma mecburiyetinden doğan yüksek maliyete gerek kalmayacaktır. Yalnız kendi yüklerini taşıyacak 1 2 veya 3 katlı bir evin duvar ve temel maliyetindeki tasarrufa ilaveten iç bölme ve döşemelerinin de ucuz ve tadilata imkan verecek şekilde teşkilinin mümkün olması önemli tasarruf imkanlarıdır. Çok katlı yapılarda kullanılması zaruri olan yüksek dozlu ve bol teçhizatlı pahalı beton armaya gerek kalmayacak, bu yolda kaynak israfı azalacaktır. Yapı yüksekliğinin depreme dayanıklık için gerektirdiği tedbirlerden doğan kayıplar ve harcamalardan tasarruf edilecektir. Yapı yüksekliğinin, tekrar ediyorum, depreme dayanıklılık için gerektirdiği tedbirlerden doğan kayıplar ve harcamalardan tasarruf edilecektir. Asansör, yatırım ve işletme harcamaları, kat, koridor ve merdiven alan kayıpları ve yatırım maliyeti bertaraf edilmiş olacaktır. Yani sırf insanlar geçsin diye alan yapılıyor. İlginç bir şey mesela. Onu, onu öyle bir şey gerek kalmayabilir yani. Apartman olduğu için Adam geçebilir diye yangın merdiveni ayrı yapılıyor. Normal merdiven ayrı yapılıyor. İlginç yani hakikaten büyük mekan anlamında da israf var. Halbuki tek ev olsa öyle bir şey gerek kalmayacak yani. Bunu bütün milyonlarca konuta vurduğunuz zaman inanılmaz bir israf olacaktır yani. Sadece mekan anlamında. E o mekanda bir bir şekilde inşa ediliyor yani para harcanarak. Apartman tipi yapılarda her ikamet biriminin döşeme ve tavanının gerektirdiği yalıtım ihtiyacı ortadan kalkacaktır. Yani tek tek yazmıştır. Baya bir şey ortadan kalkıyor hakikaten yani. Çok katlı büyük apartman blokları inşaatının terk edilmesiyle inşaat süresinin uzun olmasından kaynaklanan yatırım, finansman, maliyet kayıplarından da kurtulunmuş olacaktır. Yalnız gündüz kullanılan oturma hacimlerinin yemek ve yatmak için de kullanılması ev döşeme alanında %20-40 arasında değişen tasarruflar sağlayabilecektir. Burada Nahit Çakıran'dan bahsetmiş. 1983 yılı Ahan Mimarlık Ödülünü alan Nahil Çakırhan evinin ödüllendirilen temel özelliği çok maksatlı kullanılışı başarılı bir şekilde gündeme getirmiş olmasıydı. Geçmişte ev planlamasında önemli bir tasarruf da Türk İslam Büyük Aile yapısıyla sağlanmaktaydı. Büyük aile için tasarlanan Türk evinde misafir odası, sofalar, mutfak, avlu ve bahçe gibi alanlar iki veya daha fazla küçük aile tarafından ortak kullanılacak şekilde tertipleniyor. Dolayısıyla %10-20 arasında mekan tasarrufu sağlanıyordu. Sosyal yapının büyük aileye yönelmesi sadece bina ekonomisi değil, aynı zamanda ailelerin çocuk bakımı, yaşların diyalog ihtiyacı, dayanışma ve huzur için teşvik edilmelidir. Anadolu Türk ev mimarisinin önemli bir çözümü de evin ileride geliştirilmeye müsait şekilde planlanması fakat kullanıcıya mevcut ihtiyacına cevap vermeye yeterli asgari yatırımla gerçekleştirilmiş ve asgari masrafla kullanılır seviyede teslim edilmesidir. Kullanıcı sonradan ihtiyacının ve imkanının gelişmesini dikkate alarak evini geliştirebilir. Şurada ilginç bir şey var. Eski evlerimizdeki sedirlerin insana çeşitli biçimlerde oturma imkanı veren zenginliği yerine firavun tahtından türemiş koltuklar konulunca İslam alemi ve İslam'ın seçkinleri bile despot Fransız ve Alman krallarının binbir oymalı, yaldızlı, masraflı gösterişçi fakat bayağı ve zevksiz mobilyalarını evlerine doldurdular. Çok ilginç yani. Ben de kitabımda bahsetmiştim buna benzer bir şeyden. Yer kültürü olarak. Başka bir konu şehir ve çevre diyor. Huzurlu, bilinçli, istikrarlı ve özgün yapısına uygun bir çevrede hayat. Bugünkü şehirlerimiz diye bir başlık var. Önerilen çözüm. Bugünkü şehirlerimizde nüfus artışına son verilmesi. Kirletici sanayiyle büyütülmek istenen sanayinin ve sahil iktisadi faaliyetlerin bu şehirlerden dışarı çıkartılması veya desantralizasyonu. Bu şehirlerin kültürel, ticari ve iktisadi karar merkezleri halinde gelişmesini sağlayacak iş merkezleri, haberleşme ve ulaşım sistemlerinin ve gerekli konaklama vesaire hizmetlerinin geliştirilmesi. Sanayiye bağlı gece kondu sakinlerine sanayinin yeniden yerleştiği alanlarda konut teminine karşılık yaşam tehlikesi deprem taşıyan gece konduların tasfiyesi. İlginç bir bakış açısı. Biz bugün depremin ne diyoruz? Kentsel dönüşüm olması lazım değil mi? Belki de kentsel dönüşüm olmasına gerek kalmadan insanların kendi canlarının isteğiyle başka bir yere götürülmesi de olabilir yani. Hiç bu mesela akla gelmiyor. Sürekli yık yap, yık yap. Ya Allah'ınızı severseniz bugün gece kondulardan apartmana dönmüş bir yerin dönüştürülebilmesi nasıl olabilir? Orada 5 kat varsa orada 20 kat falan olacak ki biraz da bahçe sağlasın millete ortak alan. Bu anca böyle olur. Ya onun yerine başka yerlerde çalışma imkanı tanınsa farklı farklı iktisadi faaliyetler yürütülse insanlar kendi istekleriyle zaten belki gidecekler. Ve şehirde bir boşalma yaşanacak belki konut fiyatlarının düştüğü yerler olacak. Orayı devlet alıp yıkıp e, açık alan haline getirebilir. Ya yani böyle hiç bak Turgut Cansever'in ifadesiyle böyle şumurlu bakılmıyor yani işe. Her zaman işte doğrudan ilk akla ilk akla gelen. Çok sıkıcı bir durum. Yani sanki şey gibi ülkede böyle düşünebilen hiç adam yokmuş da böyle bir yerlerdeki bazı adamların ilk aklına gelen fikirler sanki uygulanıyormuş gibi bir hava geliyor bana. Ya da o bilen dediğimiz adamlar bunları mı öneriyor bilmiyorum yani. Ya da hiç kim hiç bu konu üzerine konuşulmuyor. Nasıl bir sistem bilmiyorum yani. Evet gerekli yerlere de kızmış olduk. Devam edelim. Kaynakların doğru kullanımı diye bir başlık var. Şehirleşmede, konut tasarımında ve üretiminde israfa yol açmadan eldeki kaynakların doğru kullanımı ve amacı gerçekleştirecek tedbirlerin alınması. Öncelikli konu 7. Toplumsal hayat ve işsizlik, kadınların ve çocukların hakları açısından yaşama düzeni ve yeni şehir, mahalle ve evlerin buna göre nasıl düzenleneceğinin belirlenmesi diye bir başlık. Öncelikli konu 8. Sürdürülebilir gelişme, devam edebilir, sürdürülebilir bir gelişme biçimini tesis etmek, kişilerin katılımını sağlamak, bireylerin karar yetkisinin kötüye kullanılmasını önlemek, gelecek nesillerin haklarını korumak, mimarinin, insan çevresinin yüksek kültür düzeyinde oluşmasını sağlamak. Diğer bir başlık öncelikli konu 9. Tarihi mimarlık mirası. Tarihi değerlerin korunması ve mevcut bina ve konut stokunun restorasyonu, bakımı ve sıhhileştirilmesi için finansman ve ilgili kişiye ve kuruluşların katılımını sağlayacak örgütlenme. Öncelikli konu 10. Konut güvenliği. Mevcut gece konuların sağlıksız ve tehlike yaratan konut stokunun ve konut alanlarının sağlıklı hale getirilmesi açısından alınabilecek tedbirler. Hızlı geçiyorum. Öncelikli konu 11 çevre ve sağlıklı şehir. Çevre ve sağlıklı şehir hayatı açısından şehir düzeni, sosyal donanım tesisleri, altyapı ve enerji kullanımı. Öncelikli konu 12 güzel bir dünya inşa etmek. 13 kentsel rantın dağılımı. Şehirleşmede adil ve ahlaki bir oluşumun gerçekleştirilmesi için kentsel rantın dağılımı, kullanımı, altyapı ve sosyal donanımın finansmanı. Öncelikli konu 14 adaletin tesisi ilgili kişi ve kuruluşların yapabilme yeteneklerinin harekete geçirilmesi ve önlerindeki engellerin kaldırılması için şehirleşme ve yapı faaliyetinin düzenlenmesi, kişi ve kuruluşların yapabilir kılma açısından arsa üretim tahsis düzeni ve kentsel garantinin dağılışında equity, adaletin tesisi. Böyle Turgut Cansever'in bu raporu tekrar edeyim. Okuyup tamamını okumak isteyen insanlar için. illaki bir kitabın içine falan belki alınmıştır bu bilmiyorum ama. Habitat 2 konferansı için şehir ve konut üzerine düşünceler yayınlayan da Hak İş Araştırma dizisi isteyenler buradan okuyabilirler. Yunus Emre Özdemir ne demiş? Her sene ödediğimiz faiz borçları ve her sene rekor düzeydeki cari açık sömürge olma yolunda ilerlediğimizin göstergesidir hocam demiş. İlginç bir bakış açısı. Kesinlik ne var? Kesinlikle düşünce ahlaki kültürel olarak çok fazla ifsad etmişiz demiş. Yalnız Avrupa'da doğaya doğala dönüş epey zamandır var. Bizde hızla hızla modernleşme var. Bir gün pişman olursak ne olacak? Bunca beton çöplük. Pişman olmuşuz zaten de işte bir şey olmuyor. Türkiye Fatih Köse Bey demiş ki Türkiye metropoller Türkiye metropollerdeki nüfusu Anadolu lehine azaltmayı planlamak. Bunu yaparken de Anadolu'ya tersine göç öncesi Türk evlerinden oluşan mahalleler kurulabilmesi için evini yapan hazine yapana hazine demiş. Ha evet. Öyle bence de. Yani bu apartmanlaşmanın yegane faydasından bahsedecek olursak belki daha az yer işgal ettik. Hadi öyle bakalım olumlu tarafından. Bu açıdan Anadolu'nun geniş coğrafyasında gerçekten baya bir imkan var yani. Ne diyor? Hazine arazisinden bedelsiz arsa vermesi, yeni mahalleler kurulması planlanmalıdır. Bilmem bu konuda Almanya iyi bir örnek midir? Almanya'yı çok çok iyi bilmiyorum. Ben yatırım yaptığım parayı çok da değil aslında tarla aldım. Şimdi taş ya da ahşap bir ev istiyorum. Hem üretim hem yaşam alanı özellikle çocuklar için bol bol oyun, yaşlılar için huzur alanı olsun demiş. Ne bağır. Ferhat Ata Erkel Aile demiş. Ferhat Akgün. Turgut Cansever Yeni Nesil Okumalı. Bizim Ev TGT'de yayınlanmıştı. Bizim Ev dizinin adı. Evet bahsettiğim dizi. Ortaokul zamanlarında izledim. Güzel bir diziydi o. Selamün Aleyküm demiş. Aleyküm Selam. Ümrem Bey. Fatih Köse. 55 milyon kaç oldu? Vallahi bilmiyorum yeni rakamın. Doğru. Bu da bir soru yani. Şu anda kaç kişi ev yapılması gerekiyor? Ama şu var. Halinden memnun olmayan insanları da dahil edecek miyiz buna yani? Selam demiş Barış Aslan. Pilot bölge olarak İstanbul Sur ile başlayacak 50 ya da 100 yıllık hem kültürümüze uygun hem de modern ihtiyaçlarımıza cevap verecek bir şehirleşme mümkün mü? Bu tarz bir çalışma var mı? Ya İstanbul Sur içine ben karışmam ben olsam yeter ya. Baktım İstanbul Sur içinden yani. Kusura bakmayın ama bir ton yer var yani. İstanbul suyu içine karışmamak her zaman daha iyidir. Bilmiyorum benim ilgi alanıma girmiyor. İstanbul çok benim artık ilgi alanıma girmiyor ya. Onu çok herkes oraya hakkında düşünüyor. Onlara soruyoruz. Veriyorum şeyi cevabı. Şimdi sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hayatımızda hiçbir değer yok. Yani idareten yaşıyoruz diyorum ona. Ne yazık ki. Evet. Fazla da enseyi karartmayalım ama yani bu çevre konusunda hakikaten birazcık duyarlıysanız moraliniz bozuluyor yapacak bir şey yok. Çünkü çevre şunu biliyorsunuz çevre sosyalliği de insan hayatını da etkiliyor. Dışarıdaki adamın siniri stresi de bunun doğrudan çevreyle ilişkili. Yine de her şeye rağmen daha iyi durum ya. Daha iyi derken yani çok kötü değil diyelim. Ş şükredelim halimize diyeyim ne diyeyim. Can you speak English please? Abu Muhammed Zammu. I can speak English Abu Muhammed but we are here at the end of the program so see you later inshallah. İlginç Abu Muhammed diyor İngilizce dinlemek istiyorum diyor. Vallahi next time inshallah Abu Muhammed. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için daha doğrusu Turgut Cansever'i dinlemiş olduğunuz Amacım da oydu zaten. Çünkü şunun için bu programı yaptım. 1995 yılında Turgut Cansever nasıl bir şey önermiş? Hep konuşuyor Turgut Cansever işte. Neler önermiş yani? Nasıl yapılmalı bu şehirleşme diye? Kısmen anlaşılmıştır. Fakat daha iyi anlamak isteyenler yeniden söylüyorum. Habitat 2 konferansı için şehir ve konut üzerine düşünceler raporunu edinebilirler diye tahmin ediyorum. En azından nadir kitapta falan vardır veya pdf'i falan garanti vardır. Bakmak lazım. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bir dahaki akılda kalacağına kayıtta kalsın programına kadar görüşmek üzere diyorum.